Şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor. Yukhrucul hayye minel meyyiti ve yukhrucul meyyite minel hay. Allah emrediyor. Ben diriden ölü, ölüden diri çıkarırım. Bakın bütün müfessirlere. Topraktan nebatatın çıkması ölüden diri. Hayvanatın çıkması öyle. İnsanların çıkması. Bunların tekrar ölüp toprağa gark olmaları. Bunun dışında başka mana veren bir müfessir bulamazsınız. Budur. Veya bazıları gıdaların dalından koparılıyor. Ölüyken insan vücudunda canlanması. Tekrar çıkıp toprağa gark kalbolması. Ha, bu örnekleri vermişler. Ama Bediüzzaman Hazretlerinin Allah'ın vermiş olduğu esmaya mazhariyetten gelen bir sırla öyle alanlara bu ayeti sokmuş ki. Alimin oğlu cahil, cahilin oğlu alim. Kamilin oğlu nakıs, nakısın oğlu kamil. Oluyor da adamın babası alim, çocuk mühendis oluyor. Oğlum mesleğimi devam ettir ya. Bak ne oldu? Diriden ölü, ölüden diri çıkıyor. Mühendisin doğulu alim oluyor, hoca oluyor, müftü oluyor. Üstad diyor, halef selefi kamil görse. Halef selefi. Yani gelecek geçmişi. Babalar, dedeler selef. Biz neyiz? Halef. Halef selefi kamil görse. Kendisinde onu geçecek bir kabiliyet, bir özellik, bir yetenek, bir maharet bulamazsa tatminini başka yollarda, başka mesleklerde arar. Anlatamadım. O çocuk, babası eğer alimse, kendisinde babasını geçecek bir liyakat görmezse, babasına dayanarak durmayı kompleks kabul eder. Ben de ayaklarının üstünde durmak isterimdir. Ama onu geçme liyakatini baba ona hissettirirse, oğlum bas omuzuma, sen daha ileriye gidersin. Ha, o zaman kendinden bir şey katar, onunla ayakta durur. Payanda istemiyor gençler. Başka mesleklerde kendini tatmin etmek istiyorlar. O da zorluyor ki evlat kendisi gibi olsun. Çatışma çıkıyor. Onda kendini geçecek kabiliyeti babanın göstermesi lazım ona. O zaman yapamıyorsa evlat mesleğini değiştir. Sen de o alanda yürü. Orada ayakların üzerinde durursun. Başka en garibi de diyor üstad. Çok örnek var da uzatmayacağım. Dersimiz o değil. Bak meslekleri ve meşrepleri icabı İngilizlere karşı Osmanlı'nın yıkılışında bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun evveliyatında yani meşrutiyetin sonu cumhuriyetin başlarına gidin. Tarihçiler varsa hayale. Meslekleri ve meşrepleri icabı İngilizlere karşı düşmanlık vaziyeti almaları icap eden ulemanın alimlerin İngiliz mandasını istemesi, onlara dua etmesi, onlar bizi kurtarsın. Ramazanlı yiyen, şarap içen jön Türklerin, o beğenmedikleri insanların İngilizlere karşı düşmanlık vaziyeti alması. Diriden ölü, ölüden diri çıkıyor. Üstad bu alanları, bu ayeti sokmuş. İhtimaiyetle alakalı, terbiyeyle alakalı mevzular çıkartmış. Bu nedir bu? Bu bir buluştur. Bu bir icattır. Bu bir istihraçtır arkadaşlar. Suyun kaldırma gücünün farkına varmış. Üstadın da meleke ve kabiliyetinden Kur'an'a baktığında çok müfessirin anlayamadığı manaları o üsluptan, beyandan, tarzından anlamış. Bak biz ondan istifade ediyoruz. Allah kelamıdır çünkü. Bir diplomatın kullandığı kelimelerin sıraları, vurguları değil mi? Önü arkası, takdimi, tehiri önem arz ediyor da Allah kelamında olmaz mı haşa? Alası vardır. Bir de mucizedir.